konulu bir programı organize etmiş ve eski alışkanlıklarını geride bırakmış, yeni Türkiye ve güzel Malatya'mız için bir program organize etmiş. Ben ellerine sağlık diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte Malatya'yız, birlikte Türkiye'yiz ve birlikte dünyayı oluşturuyoruz. Bugüne kadar Malatya coğrafyasında hep farklı kültürler, farklı kimlikler, farklı renkler her daim ve her zaman vardı. Ve bu bizim çok büyük zenginliğimiz ve mirasımızdı. Malatya özellikle ötekileştirmelerin had safhada yaşandığı günümüzde kardeşliğin, barışın en güzel coğrafyası oldu bugüne kadar. Hepimizin komşusu vardı. Hepimiz beraber Sarıcıoğlu Mahallesi'nde oturduk. Çavuşoğlu'nda oturduk, Sıknapınar'ında oturduk. Hepimiz sanayi bölgesinde beraberce ortak kaselerden çorbalar içtik. Çok güzel günler, çok güzel anılar ve çok güzel hatıralarla Malatyalı Ermenisiyle... Özür dilerim Sayın Bekir'im. CHP İl Başkanımız da buradaymış. Kusura bakmayın, özür dilerim. Hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. Ermenisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle hepimiz beraberce Malatya'da çok özel, çok güzel günler beraberce yaşadık. Ve bu güzellikleri yaşarken maalesef ötekileştirilmenin adı olarak da kindarlık kusanlar maalesef oldu. Bugün maalesef o kindarlıklardan birini değerli bir hemşerimiz Hrant Dink'i kaybederek yaşadık. Ben bir kez daha Malatyalı hemşerim Hrant Dink'i rahmetle anıyorum. Ve bugün değerli Fülya Tabitoğlu Başkanım'ın sizlerle bizi bir araya getirmesi bizim için de çok büyük memnuniyet verici bir durum. Hem Türkiye'de hem Malatya'da yeni bir Türkiye inşa edelim diyoruz. İşte bu yeni Türkiye'yi inşa ederken 1915 olaylarını hatırlamadan es geçmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi torunlarına bizlerle bir kez daha rahmet diliyoruz. Ve hepimiz empati yapmak zorundayız. Birbirimize empati yapmak zorundayız. Müslümler, Müslümanlar, gayrimüslimler. Etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlık adına hepimizin barış, kardeşlik tohumları ekmesi gerekir. Biz beraber Türkiye olduk ve birlikte mücadele ettik. Tüm mücadelemizi de ortaklardık. Komşuluklarımız ortaktı. Biraz evvel söyledim, sofralarımız ortaktı. Ve şimdi sizler tüm Türkiye'de yaşanan sorunlara hep beraber taşın altına elinizi koyuyorsunuz. Demokratikleşme sürecinde, çözüm sürecinde biz de varız diyorsunuz ve bu konuda da gerekli tüm hassasiyetleri gösteriyorsunuz. Biz kadim ve eşsiz bir coğrafyanın evlatlarıyız. Ve bu evlatların Osmanlı'dan bugüne, günümüze gelen tüm tarihi mirasımıza hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Bu sahip çıkmanın getirisiyle Malatya'da yaklaşık 70'e yakın bizimle beraber yaşayan Malatyalı Ermeni kardeşim var. Tüm Türkiye'deki gayrimüslim cemaatler dahil olmak üzere bundan sonra beraber çok daha fazla sık bir şekilde bir araya geleceğiz. Genel merkezdeki genel başkan yardımcılığı ünvanımız, yeni görevimiz dolayısıyla da derneklerle çok daha sık bir arada olacağız.